30 yıldır buradayız. 52 yıl oldu buradaydı. Ben 75 yaşındayım. Koşuoğlu'na gelmemin ana nedeni burada bir bahçeli, mahalle kültürü olan bir mekanda yaşamak idi. Beni cezbeden o oldu. Ya burada ev aradığım sırada bile karşıdaki komşularımın, tanımadığım müstakbel komşularımın bana olan yakınlığı, ilgisi, günaydın demesi bile Koşuoğlu'ndaki mahalle kültürünün hala yaşadığını işaret etmişti. Sokağa çıkıyorsun, her tarafta bir yemek yeme yeri, bir doktor, bir optiker. Yani her yerde dişçi, her tarafta hemen o var. Açık alanı çok her tarafta var. Mahalle bahçesi, Kaydamet Mezarlığı, Koşuoğlu Kalp Hastanesi, park etme sorunu yok. Şimdiden şey yok burada, konut yok. Hep iş yeri yapılıyor başkanı Koşuoğlu'nda yani. Adam burayı satın alıyor, iş yeri yapıyor. Satın alıyor, iş yeri yapıyor. Burada konut yok. Şimdi ben de satıyorum mesela evi. Benim evimde 3 tane dairem var. Ben imar dışı yaptım mesela. Şimdi altında 2 tane dükkan var. Üzerinde 3 tane daire var mesela. Ama arsa tek satıyorum. Alan adam yıkmaya alıyor. Eski yaşantımız burada çok muhteşem, güzeldi. Ben koşuyorum da yani buradan aşağıda halk kalmadı. Bu caddede oturan yok. Yani sen şimdi akşam gel bu caddeye gez. Bu caddede 3 kişi olamaz oturan burada. İş yeri, bak iş yeri, iş yeri. İş yeri bak, bir tane konut yok. Şu pastane olduğu yerde iki tane daire var. Bir de onun üstündeki binada iki tane daire var. Burada oturan yok burada. Hiçbirinin altında garaj olmadığı için Koşuoğlu artık arabaların çok zor girip çıktığı bir yer haline dönüşecek. Fiyatlar aşırı arttı bu iş yerlerinden dolayı. Burada en beğenmediğimiz iki katlı bina fiyatı 40-50 milyondan başlıyor. Burası kesinlikle yükseltilmemeli. İstanbul'un çok meşhur iki hava koridorundan bir tanesi Koşuoğlu ve Altunizade'nin üstünden geçer. Ulaşım her yere 5 dakika mesafe. Kadıköy 5 dakika, Üsküdar 5 dakika. Köprüye çıkış var. Koşuoğlu'nun kaçıdan hiçbir şey yok. Gece yarısı bile bir kadın yalnız başına çıkıp gezebilir burada. En küçük bir rahatsızlık duymaz. Yani burada yaşamak mutluluk.